Çok değerli hocalarımız, sevgili gençler, hepinize en kalbi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu benim İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki ilk programım olacak. Az evvel rektör hocamızla beraberken öğrendim ki İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin logosu da aslında kayı boyunun bayrağı. Dolayısıyla böyle bir anlam yükünün önünde sizlerle buluşuyor ve konuşuyor olmanın da ayrıca bir güzel boyutu olduğunu buradan ifade etmek isterim. Öğrenci kulübümüze, genç arkadaşlarımıza, bize olan davetleri ve bu buluşmayı gerçekleştirdikleri için de sözlerimin hemen başında teşekkür etmek istiyorum. Sevgili gençler, çok şey duydunuz kendinizle alakalı, çok şey duymaktasınız kendinizle alakalı. Hepimiz her zaman her vesileyle ifade ediyoruz ve diyoruz ki sizler Türkiye'nin geleceğisiniz. Sizler Türkiye'nin yarınlarısınız. Türkiye'nin güçlü geleceği sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizin bilgi birikiminiz, sizin fikirleriniz, sizin üretiminiz hepimizin geleceğini belirleyecek. Bu ve buna benzer cümleleri eminim ki hepiniz onlarca, yüzlerce, belki binlerce kez işittiniz. Evde anne babanızdan, okulda öğretmenlerinizden, sonra sivil toplum örgütlerindeki aidiyetlerinizden, üniversiteye geldikten sonra da öğretim görevlilerimizden bu ve buna benzer cümleleri defalarca işittiniz. Bazı şeylerin çok sık telaffuz ediliyor olması, sık sık altının çiziliyor olması, sıklıkla tekrar ediliyor olması o kavramları önemsizleştirir mi? Çoğu zaman hayır. Eskilerin deyimiyle tekrar rahsen ve refkane 180. Halk arasında böyle bir meşhur söz vardır bilirsiniz. Türkçe ile Arapça arasından kırma bir yaklaşım. Sevgili gençler, iyinin, doğrunun, güzelin defalarca zikredilmesi kötü bir şey değil. İyinin defalarca tekrarlanması belleğimizde yer etmesi bakımından önemlidir. Bilinçaltımıza işlemesi bakımından önemlidir. İyilerin ve iyiye ait cümlelerin hayatımızın önemli bir kısmını meşgul etmesi, doldurması bakımından önemlidir. Müslümanlar olarak ibadetlerin sonunda namazların akabinde tesbih çekeriz değil mi? 33 sefer Sübhanallah deme ile bir kere deme arasında ne fark var? Bir kere demek zaten kalpten, içten söylemek, aslında inandığımızı ikrar etmek değil midir? Elhamdülillah derken aynı şekilde defalarca tesbihler dolusu tur tur iyi ve güzeli tekrar etmenin, tekrar tekrar söylemenin bir zararı var mı? Bir beis var mı bunda? Yok. Demek ki iyiye ve güzele ait olan şeyleri, doğruya ait olan şeyleri zaman zaman bir araya gelmek, telaffuz etmek, tekrar etmek, hayatımızı iyi ve güzelle doldurmak ve koordine etmek hepimizin öncelikli hedeflerinden biri olmalı. Çok duyduk bu masalları, çok işittik aynı hikayeleri, yaklaşımını terk etmemiz lazım. Türkiye'nin hep ifade edilen şeydir. Önce birkaç çok ifade edilenlerden girmek istiyorum ki, tekrar tekrar duyduğunuzda bunlar sizi rahatsız etmesin ve bunlarla başlayan cümleler önünüzde yeni yeni açılırken, ha bu bizim duyduğumuza yakın şeylerden bahsediyor, biz burayı terk etsek de olur gibi yaklaşımlar aklınıza gelmesin. Deriz ki zaman zaman petrolümüz yok, doğalgazımız yok, altın rezervlerimiz var ama işte dünyanın pek çok ülkesinin yine de gerisinde. O zaman en önemli zenginlik kaynağımız ne bizim? Genç insan potansiyelimiz. Yani pek çok ülke yaşlanırken, deyim yerindeyse kocarken, lime lime dökülürken, Türkiye'nin genç nüfus potansiyeli enerjisiyle, dinamizmiyle, eğer tamamlayabilirse eğitimiyle Türkiye'nin en önemli zenginlik kaynağı haline gelecek. En önemli iddia unsuru haline gelecek. En önemli güç gösterisi haline gelecek. Ama aynı genç nüfus potansiyeli iyi yetiştirilemezse, bilimsel süreçlerden geçirilemezse, laboratuvar imkanları önüne serilemezse, teknolojik gelişime ve ilerlemeye katkıları dahil edilemezse, iş güç sahibi yapılamazsa aynı genç enerjik, dinamik nüfus potansiyeli bir ülkenin en büyük baş belası haline de gelebilir. Gelebilir mi? Gelebilir. Kontrolsüz güç, güç değildir. Ama burada kontrolden kasıt, demokrasi dışı aygıtlarla demokratik çoğunculuğu baskı ve kontrol altına almak değil. Burada kontrolden kastettiğimiz şey, bu enerjiyi
bu dinamizmi üretime dönüştürebilmek, gelire dönüştürebilmek, o gelirle yüksek bir eğitim döngüsü oluşturabilmek, o yüksek eğitim döngüsüyle daha yüksek bir gelir döngüsü oluşturabilmek, daha yüksek gelirde daha yüksek eğitim, daha yüksek eğitimde daha yüksek teknoloji derken sürekli merkez kaç etkisiyle daha büyük halkalar yaratarak büyüyen, gelişen bir bilimsellik, bir ekonomi, bir teknoloji ve süper güç olma yolunda büyük büyük dev dev adımlar. Sağlamamız gereken bu gelişim. Büyük cümleler kurmayla büyük hayaller, büyük hedefler gerçekleşmiyor. Ama büyük ekonomiler kurmayla, büyük ve güçlü bir hukuk sistemi kurmayla, büyük ve dinamik bir ticari yapı kurmayla, büyük ve dinamik bir ticaret ve diplomasi potansiyeli oluşturmayla büyük büyük hayaller, büyük büyük hedefler birer birer gerçekleşiyor. Gözünüzün önünde şöyle bir şeyi resmetmenizi sizlerden rica edeceğim. Diyelim ki bir arabanın direksiyonunda ya da ön koltuğundasınız. Yolun devamında ufka doğru baktığınızda karşınızda bir tepe ya da dağ var. Çok gerilerden baktığınızda bu tepe ya da dağa ulaşmak imkansız gibi görülebilir. Oraya çıkarkenki eğim gözünüzü ürkütebilir. Ama yaklaştıkça bir bakacaksınız ki üzerinden aşıp geçmişsiniz. Karşınızda ufukta yeni bir dağ, yeni yeni tepeler, yeni yeni hedefler var. Eğer elinizdeki aygıta, elinizin altındaki imkanlara, kendinize, kendi enerjinize güveniniz varsa, ufukta gözünüze büyük görünen hedeflerin her biri, sizler adım attıkça, ilerledikçe, yürüdükçe gerçekleştirilebilir hedeflerdir. Engellerin her biri sizler üstüne gittikçe aşılabilir, geçilebilir engellerdir. O nedenle kendinize güvenin. Ve yine bu nedenle size sizin enerjinizden, sizin dinamizminizden, sizin geleceğinizden, size dayalı gelişimden bahsedenleri küçük görmeyin. Buna ilişkin cümleleri hep işite geldiğiniz sıradan cümleciklerden ibaret görmeyin. Sevgili gençler, o zaman toparlayıp bir daha altını çizelim. Hayat, siyaset, devlet, millet, insanlık, İslam, inancınız, kutsallarınız, değerleriniz, aileniz ve diğer bütün bileşenlerin sizden beklediği gerçekten çok şeyler var ve sizler bu beklentilere cevap verebilecek potansiyele fıtratınızdan, yaratılışınızdan gelen program yüklemesiyle sahipsiniz. Zaman zaman söz konusu edilir. İşte Allah İsraillilere veriyor da bize niye vermiyor? Çok basit cevabı. Çalışıyorlar. Bir bardak sudan, bir tohumdan, tek daldan, sıfır toprakla 100 kilogram domates alabiliyorlar. Ama biz milyonlarca dönüm arazide aynı tohum teknolojisini, aynı gelişim teknolojisini, aynı zirai potansiyeli oluşturamadığımızdan dolayı çoğu zaman ürettiklerimizin önemli bir kısmı sınırlarımızdan dışarıya çıkamıyor. Pek çok zaman da pek çok konuda kendimize yeterli üretimi bile yapamıyoruz. Bu durumda Allah Yahudi'ye mi vermiş oluyor, Müslüman'a mı vermemiş oluyor? Cevap C şıkkı. Allah çalışana veriyor, çalışmayana vermiyor. Kainatı hangi kural ve kaideler üzerine yarattıysa, insanlardan da aynı kural ve kaideler üzerine hareket etmelerini bekliyor. Zaman zaman gençlerle buluşmalarında kullandığım bir örnektir. Kudreti mutlak, isteseydi dünyayı 100 yuvarlak bir futbol topu gibi yaratamaz mıydı? Haşa, hikmetinden sual eder mi? Yaratabilirdi. Dileseydi dünyayı 23 derece 27 dakikalık bir eğimle, eliptik bir görüntüyle biraz yana yatırarak evrene yerleştirmek yerine bahsettiğimiz futbol topuna benzer 100 yuvarlak biçimde ve bir merkeze 90 derecelik açıyla dimdik biçimde yörüngesine oturtamaz mıydı? Elbette ki oturtabilirdi. Ama evreni kurallarıyla inşa etmek istedi. 23 derece 27 dakika yana yatırdı. Eliptik bir görünüm kazandırdı. Böylece 4 mevsimi, iklimleri, yörüngeleri, çekim eksenlerini
birbiriyle ilişkilendirdi. Dileseydi ayı dünyanın uydusu yapmayabilir, her birinin birbirini dengelemesini sağlamak yerine her an her birini elinin altında tutarak o kontrolü dizayn edebilirdi. Ama kanunlarını koydu ki biz aklederek, fikrederek, ilmederek o kanunların formüllerini çözebilelim, yaratılış esrarını fark edebilelim, sonra çözümlediğimiz formüller üzerinden yeni formüller geliştirebilelim, bunun üzerine üretimler inşa edebilelim, hem kazanabilelim, hem kazandırabilelim. Sevgili gençler, o nedenle çok ama çok çaba göstermemiz lazım. Çok ama çok bilime, bilimselliğe değer ve önem atfetmemiz lazım. Teknolojik gelişim için son dönemde hükümetimizin de sıklıkla vurguladığı mesela bir yerli otomobil konusu var, değil mi? Niye yerli otomobil olsun da yerli başka şeyler olmasın? Niye teknolojide hep satın alırken milli kaynaklarımızı, servetimizi, tükettiğimiz kalemleri terk edip de satarken milli servetimize büyük gelir kalemleri ilave ettiğimiz yeni modellemelere geçmeyelim, geçemeyelim? Bakın size bir örnek vereceğim. Kalıcı olacağını zannediyorum. Ben de Karadenizliyim. 13 yıla yakın süreyle Samsun Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptım. Ve bu süre boyunca sıklıkla fındık üreticilerinin sorunlarıyla mücadele ettik. Fındık destekleriyle ilgili konularda yeni yeni vizyonlar geliştirmeye gayret gösterdik. Ki fındık üreticisi zarar etmesin, kâr etsin, üretimden fayda elde etsin. Türkiye'nin fındık üretimi artarken Türkiye'ye fındıktan dolayı gelen dış ekonomik girdinin miktarı yükselsin vesaire vesaire. Bir rakam veriyorum size sevgili gençler. Geçen yıl itibarıyla Türkiye'nin bütün fındık üretimine dayalı ihracatından bir yılda elde ettiği toplam ihracat geliri 2.9 milyar dolar. Büyük rakam değil mi? Karadeniz'in fındığından Türkiye'ye giren para 2.9 milyar dolar. Sıkı durun, bir rakam daha vereceğim size. Ham maddesi Karadeniz fındığı olan Nutella isimli çikolata üreticisinin aynı bir yıl boyunca çikolata satışından yaptığı cironun miktarını biliyor musunuz? 12 milyar dolar. Fındığı fındık olarak satmak mı, fındığı çikolata olarak satmak mı? Burası neresi? İstanbul Ticaret Üniversitesi. O zaman doğru cevap ne? Fındığı çikolata olarak satmak. Boru mamul olarak satmak. Diğer bütün üretiklerimizi teknolojik süreçlerden geçirerek, ham madde olarak değil, yarı mamul olarak bile değil, çoğu zaman mamul madde olarak yüksek teknolojiyle işleyerek 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 yüksek katma değer süreçlerinden geçirerek ülkemize ve insanımıza daha büyük gelirler sağlayabilmek. Bunun yolu nereden geçiyor? Eğitim süreçlerinden. Ben hukukçuyum, eşim hukukçu, oğlum hukuk fakültesini kazandı bu sene. Zaman zaman hukukçulara da takılmak için diyorum ki, Türkiye'nin daha fazla hukukçuya, Türkiye'nin daha fazla siyasal bilgiler fakültesi mezunlarına, Türkiye'nin daha fazla işte tarih, coğrafya, edebiyat mezunlarına değil, Türkiye'nin biraz da nükleer mühendislere, Türkiye'nin biraz da biyoteknoloji çalışanlara, Türkiye'nin biraz da motor teknolojisine, uzay teknolojisine yoğunlaşan makina mühendislerine ve diğer mühendislik dallarına ihtiyacı var. Yüksek teknolojiyi üretmek mecburiyetindeyiz. Bakın sevgili gençler, ne dedim? Burası neresi? İstanbul Ticaret Üniversitesi. Tarımla, inşaatla, turizmle bir yere kadar. Bir yerden sonra milli geliri patlatacak olan tarımın, turizmin, inşaatın dışındaki genel manada hizmetler sektörünün dışındaki diğer kalemler. Sizin gündeminizde çok güncel örneklerdir. Ben gene de hatırlatmak, altını çizmek ve Ankara'dakilerin de dikkatini çektiğini, Ankara'dakilerin de bu konulara önem atfettiğini bilmeniz bakımından örneklerimi sizlerle paylaşacağım. Candy Crush adında bir bilgisayar oyunu var. Bileniniz var mı? El kaldırsın. Bilmeyen var mı? Yok. Benim 4 yaşındaki oğlum bile haberdar kendi Crush'tan. Şeker patlatmaca.
el değiştirdi geçtiğimiz günlerde. Kaç parayı biliyor musunuz? Bilen var mı? 5.9 milyar dolar. Bütün Karadeniz köylüsünün, bütün Karadeniz arazilerinden, bütün bir yıl boyunca topladıkları fındıkların kırılarak, kavrularak satışından elde edilen rakam neydi? 2.9 milyar dolar. İki kişinin kendi kıraş oyunundan sağladığı gelir ne? 5.9 milyar dolar. Yani tam iki katı. Tam iki katı. Facebook WhatsApp'ı satın aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadardı rakam? 19.2 milyar dolar. WhatsApp'ı kullananlar içinizde? El kaldırın göreyim. Hayır, kullanmayan zaten yok. Özellikle bir antrenman olsun diye. Hem de açılmamıza vesile olur diye. Hepimiz kullanıyoruz. Bunun için para veriyor muyuz? Hayır. Bir maliyeti var mı size bize? Ne maliyeti var? İnternet alanı, o da o para onlara gitmiyor. İnternet servis sağlayıcısına gidiyor. Yani başka bir yerden kazanıyorlar. Reklamlardan kazanıyorlar. Ticari ilişkisini bunun üzerine kurmuş. Bir yazılım. 19 milyar dolar. Bir ilaç üreticisi tek kalemlik bir diğer ilaç markasını satın alıyor. Bugünlerde görüşmeyi sonuçlandırmak üzereler. 150 milyar dolar. Tek tek. Bir markanın ürettiği bütün ilaçlar değil. Bir markanın ürettiği bir ilaç. 150 milyar dolar. Yani o zaman nedir mevzu? Yüksek teknoloji, bilimsel laboratuvarlar, makine teknolojisi, yazılım endüstrisi, kimya sanayi, yüksek tarımsal gelişim, gen teknolojisi, tarımsal ilaçlar, üretimler, tohumlar. Bunlara kafa yoran bir toplum inşa etmedikçe sevgili gençler, milli gelirimizi 10 binlerden 20 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar kişi başı düzeylere çıkarabilmek sahiden çok zor. Son 13 yılda benim de bakan olarak içinde bulunduğum hükümetlerin gerçekten çok büyük gayretimiz var. Gerçekten çok sıra dışı çabalar var. Ama dediğim gibi tarım, gıda ve inşaatla bir yere kadar. Bir şeker patlatacaksın 5.9 milyar dolar. Bir WhatsApp'tan chatleşeceksin 19.2 milyar dolar. Bir çikolata markasını dünyaya kabul ettireceksin 12 milyar dolar yıllık ciro. Bizim de var, Sarelle'miz var ama dünyaya tanıtamıyoruz. Choco kremimiz var ama dünyaya tanıtamıyoruz. Choco Frens'imiz var ama dünyaya tanıtamıyoruz. Anlatabildim mi? Marka yolculuğu böyle bir şey. Bir çizimi İtalyan yaptığında soyadı ne olursa olsun bir otti geliyor peşine ve marka haline geliyor. Bir kıyafeti İstanbul'dan alıyor, 100 liraya kıyamıyor, Milano'dan alıyor, 100 euro, 300 euro, 500 euro, 1500 euro. Demek ki mevzu ne? Bir marka, iki algı, üç kalitenin ve kantitenin sürdürülebilir kılınması. Yani bir nevi ürünlerin etiketli olması, taahhütlerinizin her zaman kabul görmesi, vurkaç taktiklerinin uygulanmaması, kısa günün kârı gibi yaklaşımlara girilmemesi. Sevgili gençler, buralar çok ama çok önemli. Bir toplumun atasözleri o toplumun üretimi olduğuna göre aslında çoğu zaman o toplumun olaylara bakışını da yansıtır. Önemli olan kısa günün kârıyla uğraşmak değildir. Önemli olan sürdürülebilir değerler ortaya koymak, markalar yaratmak, sonra o markaları satmak, o markaların gelirleriyle yeni yeni markaların kuruluşuna öncülük yapmaktır. İşte buralarda sizler de büyük adımlar atmamız lazım. Az evvel dedim ki işte hukuk mezunları, siyasal mezunları, tarih, coğrafya, edebiyat mezunları küçümsemedim. Hayır, sakın yanlış anlamayın. Buradakiler olarak bizlerin de işimizi çok ama çok iyi yapmamız lazım. Reformsa çok iyi reformlar yapmamız lazım. Eğitim reformu mu? Çok iyi reformlar. Hukuk reformu mu? Çok iyi reformlar yapmamız lazım. Çok iyi demokrasi reformları yapmamız lazım. Az önce Nazım Hocam'ın odasında da konu oldu. Değerli arkadaşlar, ekonomi ile demokrasi arasında bir paralellik kurulabilir mi? Ekonomi ile özgürlükler, ekonomi ile
hukuk arasında bir doğrusal ilişki kurulabilir mi? Sonuna kadar. Niye? Dolaşımda olan bir küresel sermaye var. Ne kadar demokrasiniz varsa, ne kadar özgürlükleriniz sağlamsa, hukuk sistemi ne kadar yerli yerine oturmuşsa, evrensel bir kriter haline geldi artık. Hukuk güvenliği diye bir kavram var. Hukuk güvenliği kavramı ne kadar yerli yerine oturmuşsa, dolaşımdaki uluslararası sermaye bu kriterleri sağlayan limanları o kadar tercih eder hale geldi. Akşamdan sabaha kanunlar değişebiliyorsa, sabahtan akşama vergi oranları ya da yaklaşımları farklılaşabiliyorsa, yatırım kuralları, kriterleri değişkenlik gösterebiliyorsa, bu gibi yatırım destinasyonları küresel sermaye açısından artık çok tercih edilebilir alanlar değil. Çünkü riski almak değil, riski sermaye bekleyen coğrafyada bırakmak istiyor. Oyunun kurallarını belirleyenler bunlar mı? Evet, oyunun kurallarını belirleyenler bunlar. Yani yerel ölçekte, lokal bazda çok fazla oyun kurma şansımız yok. Küresel olana entegre olmak mecburiyetimiz var. Peki fark yaratabilir miyiz? Bir çığır açabilir miyiz? Büyük bir hamle, bir Türk mucizesini başarabilir miyiz? Buna inancım %1 milyon olmasa Ankara'dan kalkıp bu konuşma ya da buluşma için İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geldim. Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri, şaşıracaksınız belki, bizi tembelliğe sevk edecek petrol ve doğalgaz kaynaklarımızın bol bol olmaması. Allah bizi çalışmaya zor. Çalışın. Çalışalım. Az olanı çoğaltmak mecburiyetindeyiz biz. Fosil yakıtlarla hayatını idame ettirenler, emin olun, fosil yakıt rezervlerini tükettiklerinde el açacak hale gelecek. Çünkü devam eden, sürdürülebilir bir ekonomik döngü oluşturmayı başaramadılar Dubai modeli dışında. Onun için bizim ürettikçe, çalıştıkça ve bizim üretim sahalarımız sadece bizim için ekmek kapısı olmayacak. Bizim üretim sahalarımız bütün dünya için ekonomi kapısı olacak. Gelir kapısı olacak, kazanç kapısı, ekmek kapısı olacak. Ama şunun da altını çizmek lazım. Bilgisayar bilgisini bilgisayar oyunlarından, Word Excel programlarından ibaret görmeyen bir nesil inşa etmemiz lazım. Madem ki Avrupa yaşlanıyor, madem ki dünyanın bazı gelişmiş ekonomilerinde nüfus günden güne yaşlanıyor ve gençlerin sayısı günden güne azalıyor, o zaman aradaki farkı, açığı bizim kapamamız lazım. Ama sokak süpüren, tuvalet temizleyen, ekskavatör kullanan, inşaata kalıp çakan, beton dökenler olarak değil, ucuz iş gücü amele olarak değil, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti pasaportuyla sınırlarından dışarıya çalışmaya çıkanların gittikleri coğrafyalarda en yüksek gelirlerle ve en çok bilgi ve bilimsellik gerektiren işleri yapmaya gidiyor olmaları lazım. Yeni kuşakta, yeni nesilde bizim hedefimizin, arayışımızın buna dönük olması lazım. Bu bizim ülke olarak ortaya koyduğumuz büyük vizyonun da aynı zamanda bir parçası olacak. Libya'ya, Tunus'a, Cezayir'e, Mısır'a, Filistin'e inşaat işçisi olarak giderse Türkler, o Türklerin ana vatanı olan Türkiye'nin algılanacağı vizyon budur. Ama aynı Türkler bu coğrafyalara, mühendis olarak, laboratuvar yöneticisi olarak, üst düzey şirket yöneticisi olarak gittikleri takdirde Türklerin ülkesi olan Türkiye'ye bakış o zaman da o eksende şekillenecektir. Tıpkı bizim bakışlarımız, bizim algılarımız ve ön yargılarımızda olduğu gibi. İşte bundan dolayı da çok çalışmamız lazım. Üniversite, akademi bir özgürlük alanı, tereddüt yok. Ama Türkiye'de akademinin vaat ettiği özgürlüğün algılanış biçimi de maalesef biraz eksik. Bu özgürlük aileden özgürlük, anne babadan özgürlük, eve dönüş saatlerinden özgürlük, sokakta, dışarıda, kafelerde, kahvelerde daha fazla kalabilme süreleri bakımından özgürlük gibi algılanıyor. Oysa ki akademinin var ettiği özgürlük, bilimsel özgürlük, laboratuvar özgürlüğü, tez özgürlüğü, fikir ifade etme, yazma ve paylaşma özgürlüğü. Bütün buraları bizim harekete geçirmemiz lazım. Süre kısıtlı olduğu için biraz da size soru cevap imkanı vermek istediğimden dolayı böyle bölük bölçük biraz atlayarak konuları geçiştiriyorum.
Değerli gençler, son bir şey söyleyeceğim, ondan sonra diğer masaya geçip sizlerden soru alacağım. Süremiz el verdiğince. Çoğu zaman üniversiteli gençleri ders yükünden yakınırken yakalıyorum. Ankara'da ziyaretime gelenleri, ziyaret ettiğim üniversitelerde görüştüğüm gençleri ders yükünden, kitapların hacminden yakınırken görüyorum. Oysa ihtiyacımız olan nesil, kitaplarla, verilerle yetinmeyen bir nesil. Bilgiye susamış bir nesil. Bizim Farabilerimiz, İbni Arabilerimiz, Biyonilerimiz, İbni Sinalarımız, Molla Güranilerimiz, Akşemseddinlerimiz, İmam Gazalilerimiz ve diğer tarihsellik içinde devri alem eden alimlerimiz ya sadece tek başına filozof, ya sadece tek başına hendeseci mühendis, ya sadece tek başına cebir matematikçi, ya sadece tek başına geometrici, ya sadece tek başına astronom değillerdi. Asırlarının bütün ilimlerine aynı anda hakim kimselerdi. Matematik bilimini sıfırla ayakları üzerine oturtmuş bir tarihsellik içinden geliyor olmamıza rağmen bugün IŞİD gibi, El-Nusra gibi, Boko Haram gibi, El-Kaide gibi örgütlerle anılıyor olmamız asrımızın Müslümanları açısından büyük bir kayıp ve yılgınlık vesilesidir. İşte yeniden bu bilimselliğe dönebilmek için yeniden laboratuvarlarımıza dönmemiz lazım. Yeniden kitaplarımıza dönmemiz lazım. Yeniden okullarımıza, deyim yerinde ise, kapanmamız lazım. Ve sevgili gençler, dünyanın anladığı dili ya da dünyanın anladığı dilleri konuşmamız lazım. Ekonomik olarak da, politik olarak da, diplomatik olarak da dünyanın anladığı dilden konuşmamız lazım. Yani racon bağlamında bunu ifade ediyorum. Ekonomik, politik ve diplomatik olarak dünyanın anladığı ve kabulleneceği dilden konuşmak lazım. Ayrıca da dünyanın anladığı dilleri konuşmamız lazım. Yani alanınızda ne kadar iyi olursanız olun, gerektiğinde İngilizce, gerektiğinde Fransızca, Almanca veya spesifik bazı alanlarda Çince, Rusça olarak meramımızı, hedeflerimizi, prensiplerimizi, iddiamızı, ticari kabiliyetimizi, politik, diplomatik kabiliyetimizi ortaya koyamıyorsak, hep tercümanların tercüme edebildiği kadar da mahkumuz demektir. Bu da bizler açısından çok büyük bir kayıp vesilesi. Hepinize öneriyorum, en az bir yabancı dili yol yakınken, önünüzde zaman varken, ana diliniz kadar öğrenmeye gayret edin. Sevgili kardeşlerim, ana diliniz kadar. Sakın ola ki mezun olduktan sonra yabancı dil öğrenme programım var demeyin. Hayatınızın en müsait anı geçen seneydi. Geçti. Hayatınızın en müsait anı bu sene. Geçerse hayatınızın en müsait zamanı gelecek sene olacak. Geçerse bir sonraki sene. Yani an bu andır. Dem bu demdir. Kitap okumak için de, dünyayı tanımak için de, yabancı dil öğrenmek için de dem bu demdir. Tehir edilen hiçbir şey zamanın kazası mümkün olmadığından dolayı tekrar yerine getirilemiyor. Haşa, Allah affetsin, tutulamayan orucun kazası var, kılınamayan namazın kazası var ama yitik vaktin kazası yok. Ötelemeyin, ertelemeyin. Hayatımızda hep hoş sohbet dostlar arkadaşlar olacak. Hayatımızda hep mugalataya zaman olacak. Hayatımızda hep arkadaşlıklara, ikili ilişkilere zaman olacak. O nedenle ikili ilişkiler için, boş zaman aktiviteleri için fırsat bu fırsat değil. Üniversiteli bir gencin bana göre boş vakti yoktur. Size göre de üniversiteli bir gencin boş vakti olmasın. Aman sana ne demeyin bana dönük olarak. Bana ne zaten demeyin. Sana ne demek ya? Niye buradayım ki o zaman? Sen bana sana ne diyeceksen, ben de sana dönüp bana ne diyeceksem, niye buradayız ki o zaman? Hayat bizden, hayat ailemizden, hayat bizim çocuklarımızdan ibaret değil ki. Bu ülkeye, bu topluma da vermemiz gerekenler var. Medeniyet inşa edenler öylece bir medeniyet inşa ettiler.
ve büyük buluşların altına imzalarını koyanlar genelde o büyük buluşlarının yüzyıllar içerisinde oluşturduğu ekonomik değerlerden pek de istifade edemediler. Yani hayatı hep bir koyup üç almak üzerine inşa etmemek lazım. Hayatı karşılıksız çalışma üzerine kurmak lazım ki balık bilmezse halim bilsin. Medeniyetler böyle inşa edildi. Büyüklerimiz çok çalışmasaydı büyük bir medeniyet arkalarında bırakamazlardı. Büyük eserler arkalarında bırakamazlardı. Çok yiyip, çok uyuyup, çok yatıp, çok tembellik yapsalardı çok övüneceğimiz eserleri olmazdı. Öleceğimiz eserler bırakmak istiyorsak daha çok çalışmak, daha az uyumak mecburiyetindeyiz. Dikkatinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şöyle bir 15 dakika kadar zannediyorum soru cevap yapma imkanımız olacak. Doğru mu hocam? Nasıl bir metodoloji izleriz bilmiyorum ama mikrofon var zannedersem hareketli. 15 dakikaya 6 soru sığdırabiliriz herhalde. Ben de cevapları kısa kısa tutarım. Kızlardan 3 kişi, erkeklerden 3 kişi soru sormak isteyen kimler var? İlk siz el kaldırdınız. Bir. Kim not alıyor? İsminizi söyler misiniz? Emel Hanım. Kim not alıyor? Emel Hanım. Sami Bey. Siz isim söyleyin. Erkan. Erkan. Erkan Bey. Başka? Kızlardan? Sonra açılacaksınız biliyorum. Soru soranlara bir zarar vermediğimizi gördükçe ama soruda söz hakkı vermeyeceğiz. Baştan söylüyorum. Başka sorusu olan? Yok, peki teşekkür ederim. Ben o zaman şöyle geçeyim. Ya da böyle devam mı edeyim? Nasıl isterseniz, tamam sağ olun. Buyur Emel Hanım. Ben misafirim. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Benim şöyle bir sorum olacak. Malum konu gençlik ve siyaset ve ben de kendi adıma ileride bürokrasinin içerisinde olmayı çok arzuluyorum. Dün yeni kabine açıklandı. 26 erkek ve 2 kadın bakan var. Öncelikle bu sayıyı nasıl buluyorsunuz? Bunu toplam 26, ikisi kadın. Evet. Öncelikle bu sayıyı nasıl buluyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Daha sonra da gerçi sohbetinizin içerisinde biraz belirttiniz. Bu noktada tavsiyeleriniz nelerdir? Çaba gösteriyoruz ama yani daha farklı ne tavsiyeleriniz olabilir? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Emel arkadaşımızın sorusuyla alakalı önce şunu ifade edeyim. Çok siyasete girmedim. Zamanı başka ilk uçlarına ayırabilmek için. Sevgili gençler, içinizde siyaset yapmak, memleket meselelerine ilgi göstermek duygusu elbette ki bulunsun. Hepiniz siyasetçisiniz aslında. Seçilmek kolay, aday gösteriliyoruz. Seçmek zordur, çoktan seçim yapıyorsunuz. Test usulü bir sınav düşünün. Şıkların üzerinde çok büyük bir sorumluluk var mı? Şıklar orada duruyor. Ama siz seçerken beyninizi çatlatıyorsunuz. A mı, B mi, C mi, D mi, E mi? Türkiye'de son yıllarda insanlar seçmekte çok fazla zorlanmıyorlar ama olsun, gene de seçmek zor. Siyaset aklınızın hep köşesinde olsun ama siyaset hayatınızın merkezinde olmasın. Hayatınızı ben siyaseten ne zaman nereye gelirim ana fikri etrafında kurmaya çalışmayın. O zaman bir yere gelme ihtimaliniz çok zayıflar. İki, bir yere geldiğinizde sahip olmanız gereken donanımları edinememiş olabilirsiniz. Hayatınızı, kendinizi çok iyi geliştirmek, tahkim etmek, takviye etmek, ülkeye, topluma, insanlara faydalı bir birey olmak biçiminde dizayn edin. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çiftçilikte temayüz etmiş isimler var, tıpta temayüz etmiş isimler var, hukukta temayüz etmiş, yani kendini ispat etmiş isimler var. Akademik hayatta, üniversitelerde kendini ispat etmiş, bürokraside kendini ispat etmiş isimler var. Yani siz alanınızda iyi olursanız, hayat ve kader sizi zaten bir yerden alıp hedeflediğiniz ve çaba gösterdiğiniz bir yere taşıma konusunda size yardımcı olacaktır. Ama bütün hayatınızı siyaseten şuradan başlayıp şuraya gelmek biçiminde dizayn ederseniz elde var sıfır. Bu kadar net. Çünkü aradaki bütün parametreler bu durumda atlanacaktır. Bakan yahut başbakan olabilirsin ama o arada ne olduğunuz önemlidir. Ben de diyorum ki siyasetin içerisinde 13 yıl aktif olarak bulunmuş bir abiniz olarak
önce işinizde çok iyi olun, ondan sonra siyasetçi olun, ondan sonra siyasette çok iyi olun. Hayata bakış yaklaşımınız ve iş ahlakınız tuttuğu işi en iyi yapmak biçiminde belirginleşince zaten adım attığınız iş siyaset olduğunda eminim ki siyaseti de büyük bir özveriyle çok iyi biçimde kurallarına uygun bir çerçevede icra edebileceksiniz. 20 yaşında, 22 yaşında bir kardeşimin milletvekili olmak, bakan olmak, başbakan olmak, reisi cumhur olmak hayali bulunmalıdır. Ki bu yaşlar Fatih Sultan Mehmet'in peygamberin İstanbul'la ilgili müjdesine mazhar olduğu yaşlardır. Yani çok da öyle aman aman erken yaşlar değildir. Ama Fatih'in yaptığı gibi yapmak lazım. Fatih'in yaşadığı gibi yaşamak, onun baktığı gibi bakmak lazım. Yani hedeflediği başarı için aynı zamanda çok da büyük bir çaba, uğraş ve samimiyet içinde olmak lazım. Eskilerin ifadesiyle noktalayayım. Bir kavli dua vardır. Anamız babamız dua eder başarımız için. Ebai ecdadımız dua eder başarımız için. Kendimiz dua ederiz başarı için. Bir de fiili dua vardır. Çaba göstermek. Osmanlı Çeşmesi Sultanahmet Meydanı'nda akıverir. Bir metre uzağında bir kardeşimiz susuzluktan ölüverir. Niye? Su orada var, Allah suyu yaratmış. Sen de bir adım atıp avucunu açıp o sudan alacaksın. Yani hedeflediklerimiz için harekete geçmekse boynumuzun borcudur. Kadınların siyasetteki temsiline gelince yeterli değil maalesef. Ben Ankara Hukuk Fakültesi'ne 1990 girişliyim. O dönemde bile hocalarımızın büyük ekseriyeti kadınlardı. Hukuk Fakültesi dekanı kadın bir hocamızdı. Roma Hukuku hocası. Bugün bakıyorum o dönemde tıp dünyasında, üniversitelerde kadınların sayısı çok şu olmasına rağmen siyasette ve bürokraside olması gereken noktada değil. Halbuki asr-ı saadetten bu yana yani muhafazakarlığımız ve dindarlığımız kadını hayatta ikincil bir role gönderme hakkını bize vermiyor kesinlikle. Kuzey Kıbrıs'a gidin, daha doğrusu Kıbrıs'a gidin, güneyde kalan bir türbeden haberdar olacaksınız. Hala Sultan Türbesi. Yani kim o? Peygamber Efendimiz'in halası. Kıbrıs'ın fethi için adaya giden ordunun içinde yer almış. Ki türbesi orada, doğru mu? Demek ki kadın, Hazreti Ayşe de, Hazreti Fatıma da, Hazreti Zeynep de hayatın her alanında var. Dindarlığımız ya da muhafazakarlığımız kadını hayatta, siyasette, ticarette ikinci plana atma hakkını bize vermiyor. Nokta bir, iki, kadınların da daha mücadeleci ve daha istekli olması lazım bu siyasal süreçler konusunda. Biraz futbol gibi siyaset, erkeklerin kurduğu bir oyun olduğu için kadınlara aynı ölçüde mücadele imkanı bırakmayabiliyor. Kadınların o mücadeledeki yerini daha kuvvetlendirmesi lazım. Kadın bir Adalet Bakanı olabilir, kadın bir Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı olabilir, kadın bir Ulaştırma Bakanı olabilir ki yeni hükümette kadın bir Çevre Şehircilik Bakanı var. Aslında inşaat işleri erkeklerin işidir diye bakılır. Halbuki mimari çizimlerde kadınlar çok daha başarılıdır. Çünkü kadınlar titizdir. Kadınlar noktasal başarıya daha odaklıdır. Hedeflerine daha fazla kilitlenebilirler. Ama sizlerin de daha mücadeleci olmanız lazım. Daha açmayayım bu konuyu. Eğitiminize ve hayattaki mücadelenize, hayatın diğer alanlarındaki uğraşlarınızdan daha fazla zaman ayırmanızı öneriyorum. Yeterli olduğunu bilmiyorum ama. Kısa tutalım. Sami. Sayın Bakanım, okulumuza hoş geldiniz öncelikle. Ben kişisel bir soru yöneltmek istiyorum size. Ankara Hukuk mezunusunuz. Ben de hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Özellikle hukuk için yani üniversite sınavında hukuka hazırlanırken Ankara Hukuk büyük bir eşittir, hedeftir. Herkesin istediği bölümdür. Ankara Hukuk'tan mezun olup da radyoculuğa geçiş aşamanız nasıl oldu? Ben bunu merak ediyorum ve daha sonra radyoculuktan siyasete tekrar bir dönüş. Yani o geçişleri merak ediyorum. Teşekkürler. Şöyle, okulu tek dersten 5. seneye uzattım. Yani okulu uzatanlar varsa çok da büyük bir stres yaşamayın. Olanda hayır vardır deriz ya, bazen olumsuz zannettiğiniz bir şey hayatınızın akışına olumlu tesirlerde bulunabilir. Hani şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer olabilir hükmü var ya. Okulu 5. seneye uzatınca, tek dersen de olsa, dedim ki diplomamı almadan Samsun'a dönmeyeyim.
mezun olayım, öyle döneyim. O arada da bir radyo programı teklifi aldık, gençlere, üniversitelilere yönelik. Derken Kanal 7 televizyonundan Zekeriya abi sağ olsun Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya giderken, yolda radyo kanallarını çevirirken benim programıma denk gelmiş. Sonra Kanal 7'nin Ankara temsilcisi olan o dönem Doktor Zahit Akman, "Zahit bu çocuğu bir çağırın, sesini beğendim" gibi bir şeyler söylemiş. Çağırdılar beni, Kanal 7'ye gittim. Halbuki o arada mezun oldum okulumdan. Derken Ankara Adliyesi'nde, Ankara Barosu'nda avukatlık stajımı yaptım. Televizyonculuk hayatı teklifler geldikçe devam etti ama siyaset hep gönlümde, içimde bir yerlerde vardı. Çevremiz oldu, ilişkilerimiz oldu. Karınca kararınca bir miktar kendimizi geliştirmeye gayret ettik. Hukuk eğitiminin siyasetteki karşılığı biraz yüksektir, onu söylemiş olayım. Hukukçular biraz avantajlı başlar. Meclisteki 550 milletvekilimizin her dönem 100'den fazlası hukuk fakültesi mezunlarından çıkar. İlginçtir, ikinci sırada tıp doktorları, üçüncü sırada inşaat mühendisleri var. Bu da ilginç bir detaydır sizler açısından. Anayasa Komisyonu üyeliği yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkanlık Divanı üyeliği yaptım. AK Parti Grup Başkan Vekilliği yaptım ki bunlar hukuk eğitimiyle hep doğrudan ilişki içinde olan konu başlıkları. Ve genelde de hukukçular tercih edilir grup başkan vekilliklerinde, Anayasa Komisyonu üyeliklerinde. Dolayısıyla birbirini tamamlayan süreçler oldu. Çok birbirine aykırılıklar olmadı. Peki hakim savcı olmak gibi bir hedefim, hayalim var mıydı? Memuriyet gibi bir hedefim, hayalim yoktu. Siyaset olmasaydı da muhtemelen serbest avukat olarak mesleğimi icra ediyor olurdum. Devlette gözüm olmadı sevgili gençler. Memuriyet hayatı düşüncem hiç olmadı. Olanlara da kesinlikle saygı duyuyorum. Ama memuriyet hayal edenlerin de bir tek şeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Bu ülkede öğretmenler, doktorlar, imamlar, polisler, zabıta memurları ve diğer kamu çalışanları açısından ücretler, rakamlar, aylıklar henüz istenilen düzeyde değil. Kim imam olursa, kim polis olursa, kim öğretmen olursa Allah aşkına aldığı maaş kadar çalışmasın. Bu paraya bu kadar demesin. Aldığının iki katını, üç katını bu ülkeye ve insanlarına vermeye gayret etsin. Çünkü herkes bu paraya bu kadar dedikçe bu parayı büyütemiyoruz. Finlandiya'nın Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye romana konu olan bir hikayesi vardır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Atatürk o kitabı Türkçeleştirip bütün okullarda okutulmasını tavsiye etmiştir. Din adamlarıyla öğretmenler aldıklarından fazla vererek kendilerine verilenden daha fazla toplumsal değer üreterek ülkeyi bataklıktan çıkarıp Beyaz Zambaklar Ülkesi'ne dönüştürmeyi başardılar. O yüzden kamuda çalışacak olanlar da aldığı kadar değil, aldığının beş misli çalışmayı kafaya koymalı. Son bir soru, Erkan. Evet. Sayın Bakanım, öncelikle hoş geldiniz. İyi görünmüyorum seni. Tamam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrardan. Ben de gençlerin siyasetteki yeriyle ilgili bir soru sormak istedim. 2002'de meclise girdiğinizde yanılmıyorsam 30 yaşında meclisin en geç vekili olarak girdiniz. Bu dönemde de gençlerin yeri olarak 18 yaş sınırına tekrardan getirme söz konusu oluyor. Fakat hala gençlerin çok önde olduğunu göremiyoruz. Fatih'in 18 yaşında sizin de belirttiğiniz üzere İstanbul'u fethettiğini biliyoruz. Aynı zamanda 21 diye hatırlıyorum ama yine yani, hocam hani o ezgi vardı, 18 yaşında Fatih İstanbul'u fethetti diye oradan hatırlıyorum. 21 de olabilir yanılıyorsam. Şöyle ki gençlerin eğitiminde mi bir sıkıntı var yoksa gençler neden daha çok mecliste genç vekil yok ve gençlerin siyasetteki önemi? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen şunu söyleyeyim, tabii Fatih'in yaşında, Fatih'in yerinde olmak imkanı artık dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Toplumlar değişti, devletler değişti, kurumlar değişti, kurumsal yapılar değişti, kavramlar değişti, hiyerarşiler değişti. Demokratik toplumlarda çoğulculuk, katılımcılık, hayatın tümünü yönetim süreçlerine dahil etme yaklaşımı ve buna dayalı yaş kriterleri giderek daha ileri yıllara geldi. Artı dünya artık bir parmağın ucuyla yok edilebilecek kadar da küçüldü. Teknoloji çok gelişti, silahlar çok gelişti.
nükleer devrimler yaşandı. Dolayısıyla daha soğukkanlı, daha uslanmış, hani derler ya taç giyen baş uslanır diye, akıllanır diye. Anayasamızda da cumhurbaşkanı olmak için yaş kriteri vardır. Nedir o? 40. Ki 40 yaş hala çok genç kabul edilen bir yaş diğer bir yönüyle bakıldığında. O nedenle hani 21 yaşında yeni fatihler beklemenin artık çok fazla bir karşılığı yok. Seçilme yaşı 30'du biz parlamentoya girdiğimizde. Şu an 25, 18'e indirilmesine yönelik çalışmalar var. AK Parti'nin de seçime yönelik beyan ve taahhütleri var. 18'e indirilebilir, indirilmeli. 18'e indirildiğinde yalnız parlamentoda 30 tane, 50 tane, 150 tane 18 yaşında milletvekili mi olacak? Hayır. 1, 2, 3, 5, 10, belki 20 temsili milletvekili sayıları olacak. Her yaş grubundan genç kardeşimiz parlamentoda olabilir, olmalı. Ama sadece bir insanın parlamentoya girmedeki alameti farikası 18 yaşında olmak olmamalı. Başka bir takım farkındalıkları da olmalı. Sıra dışı gençlerimiz yok mu? Var. Sıra dışı yetişen gençlerimiz yok mu? Var. Sıra dışı ilişki becerisine, sıra dışı diplomasi ya da siyaset dili becerisine sahip gençlerimiz yok mu? Var. Elbette ki aradan onlar sıyrılıp birkaç adım öne çıkmayı başaracaklar. Peki ya bu arada bize düşen bir takım vazifeler yok mu? Elbette ki var. Ve elbette ki eğitim sistemimizden kaynaklanan aksaklıklar var. Bugün bir Türk Pakistan'a bile gidip İngilizce öğrenebiliyorsa, Hindistan'a bile gidip İngilizce öğrenebiliyorsa ama bütün ortaokul sınıflarında, bütün lise sınıflarında İngilizce eğitimi verildiği halde hiçbir Türk genci akıcı İngilizce konuşamıyorsa en basitinden İngilizce eğitimimizde bir problem var demektir. Bu ülkede milyonlarca genç matematik eğitimi aldığı halde bir tane dünya çapında matematik bilgini çıkaramıyorsak ve gençlerimizin hiçbiri, matematikçi olanların kahir ekseriyeti bile matematik dersini sevmiyorsa, her şeyden evvel matematik dersine olan ihtiyacı bu topluma ve bu ülkenin gençlerine anlatamamış olmak gibi bir derdimiz, bir sorunumuz var bizim. İç bükey aynalarla dış bükey aynalara Allah aşkına ne ihtiyacımız var diyorsa gençlerimiz, fiziğin kurallarına, kaidelerine yönelik bir ihtiyaç hissetmiyorsa ve bütün bu eğitim süreçleri, o fizik kurallarını gençlere neden öğretmemiz gerektiğini, başta neden öğretmemiz gerektiğini anlatamıyorsa, elbette ki bu eğitim sisteminin çok çok büyük hataları var. Tarih eğitimine hala insanlar hikayeci bir mantıkla yaklaşıyorsa ve ne gerek var, gerek var mı bütün bunlara gibi yaklaşımlar içinde büyüklerden masallar dinlercesine bir kayıtsızlıkla dinliyorsa, bir toplumu, kültürünü, medeniyetini, ruhunu, enerjisini, dinamizmini, içselliğini hangi temeller üzerine inşa edeceğiz? Demek ki önce metodoloji konusunda bir sorun var. Neyi, niye öğrettiğimizi gençlere anlatmamız, bunu öncelikle bir paylaşmamız lazım. Adam iktisat bölümünde okuyor. Adam derken yani hepinizi kastediyorum, adam kadın fark etmez. İktisat bölümü öğrencisi, İktisadın temel teorilerinden rahatsızlık duyuyor. Ya bu kadarını da öğrenmeye gerek var mı diye. Bu adam bu kuramı 200 sene önce koymuş. Yani bugün bunu öğrenmenin ne gereği var? 200 sene önce koymuş o kuramlar ama yenisi yok işte. Neyse o. Aynı kuramlar üzerinden, aynı formüller üzerinden bu ekonomi varlığını, mevcudiyetini devam ettiriyor. Bunları öğrenmeyeceğiz de nasıl öğreneceğiz? Nasıl hükmedeceğiz? Dünya Bankası'nda, IMF'de, şurada burada nasıl olacağız? Küresel piyasalara nasıl yön vereceğiz? Az önce ne dedim? Küresel oyun kurucuların kurdukları oyuna tabi olmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu sözüme bir noktalı virgül koyuyorum. Küresel oyun kurucular bizim kurduğumuz oyunlara tabi olmak mecburiyetinde kalabilirler. Nasıl? Küresel oyun kurucular biz olabilirsek, IMF'de, Dünya Bankası'nda, şurada burada paranın başında, musluğun başında bizler oturabilirsek, o takdirde de küresel oyun düzenini biz kendi kurallarımıza göre koyabilme şansına sahip oluruz. Ama kiminle? Bizden geçti. Sizinle. İşte o yüzden çok sıra dışı insanlar olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Hamasette de bu işler olmuyor gençler. Osmanlı atalarımızı, Selçuklu atalarımızı elbette ki şükranla, rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Elbette ki büyük eserler bıraktılar. Az evvel teferruatta bahsettim. Ama Osmanlılar yeni ve büyük bir Selçuklu İmparatorluğu kurmadılar yerine. Osmanlı
Devleti Aliyi kurduk. Sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Başa dönmenin gereği yok. Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyada kabul gören, çok güçlü, çok donanımlı diplomasisiyle, politikasıyla, söylemleriyle ve ekonomisiyle en başta bilimsel üretimiyle dünyada kabul gören bir büyük güç haline getirmektir şu an bizim hedefimiz. Dolayısıyla hedeflerimize uygun çalışmalar yaparsak daha nice fatihler çıkar. Ama yattığımız, oturduğumuz yerden değil, çalıştığımız yerden çıkar. Hani diyoruz ya, yiğit düştüğü yerden kalkar, yeni fatihler, fatih adaylarının fatihleşmek üzere çok çalıştığı yerden çıkar. Bu kadar açık, bu kadar net. Sevgili gençler, güzel bir üniversiteniz var. Bayrağı, kayı boyu, az evvel söyledim, rektörü Ankara'dan çok engin siyaset deneyimi olan Nazım Ekrem hocamız ki AK Parti'ye uzun yıllar birlikte çalıştık. Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevinde de bulundu. Yani hem akademik boyutu hem politik ve devlete bakan pratik boyutu çok iyi bilen bir kadroya liderlik ediyor Nazım Hoca. Ayrıca Bin Kemal Öke hocamız, diğer hocalarımız, mütevelli heyet başkanımızı, rektör yardımcımızı az evvel tanıma imkanımız oldu. Sait Hoca'nın da hocalarınız arasında olduğunu öğrendim. Gerçekten bu kadar avantajı çok büyük bir avantaja dönüştürmeniz lazım. Bir, dünya tek devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu övgüsüne mazhar olan bu şehirde okuyor olmanın nimetlerinden istifade etmek için daha hiperaktif olmanız lazım. İki, dünyada en çok turistin geldiği 6. destinasyon olan İstanbul'dan yeni yeni ticari ve siyasi fırsatlar devşirmeniz lazım. Üç, ve hayata çok büyük bir güvenle bakmanız lazım. Dört, hep olduğu gibi bakanınız değil abiniz oldum. Abiniz olduğum kadar arkadaşınızım. Beraber olmaya devam etmemiz lazım. Beş diyorum, size sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz de Sayın Bakanımıza bu abilik, kardeşlik hukukuna binaen yaptığı konuşma ve gençlere kattığı değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere, ben de yayınlarını çok büyük bir şekilde takip ediyorum. Ömer abi sahneye davet edeceğim ama sizlere Sayın Ömer Ekinci'yi davet edeceğim. Ama sizlere ilk önce Ömer Bey'in bir özgeçmişini okumak istiyorum. Ömer Ekinci lise hayatını Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde eğitim almaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği ve Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği üyesi olan Ömer Ekinci, Genç Müsiyat'ta da yönetim kurulu üyesi olarak bulunmuştur. Aynı zamanda Ömer Ekinci, Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam etmektedir. Kendisi teknoloji sektörünün barkod teknolojileri ve mobil iş çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Desnet'in kurucu ortağı ve 12 Yıldız Genç Liderler Derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Şimdi ben sahneye Ömer abiyi davet ediyorum. Sayın Ömer Ekinci, konuşmanı yapmak üzere sahneye giriyorum. Çok kıymetli Suat abimiz, sevgili bakanımız, kıymetli hocam, Kemal Ökür hocam, Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok defalarca andık. Ne mutlu ki 2015'te de 2025'te, 55'te, 2100'de anmaya devam edeceğiz ecdadımızı. Ama bir ek yapmak gerekirse, bugün 25 Kasım, dün 24 Kasım'dı. Fatih diyebilmek için önce Akşemseddin demek, yetişmek için önce yetiştirenleri yetiştirmek ve anmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de başta çok kıymetli hocam, çok şey öğrendiğim, önünde saygıyla eğildiğim, çok kıymet verdiğim Profesör Doktor Mim Kemal Öke hocamın nezdinde bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutluyorum. Bizlerin yetişebilmesi için, Suat Kılıçlar'ın 30 yaşında meclise girebilmesi için, orada gençleri temsil edebilecek makamlara ulaşması için onları yetiştiren öğretmenlere biraz daha ihtimam göstermemiz lazım diye düşünüyorum. Benim için çok kıymetli bir konferans çünkü beraber konuşmaktan, kendisiyle öncesinde, sonrasında konuşmaktan çok gurur duyacağım bir isim Sayın Suat Kılıç.
hep abi dediğimiz, diye hitap ettiğimiz birisi ve şunu tespit etmek lazım, hani yüzü burada diye söylemiyorum. Bir genel müdürü bile bir gencin gidip de çayını kahvesini içemeyeceği bir ortamda, bir bürokraside ya da bir müsteşarı, bir gencin gidip de bir bakanı ziyaret edebilmesi herhalde bir gelişmişlik göstergesi olsa gerek. Gençler gidip kendilerini ziyaret edebiliyorlar. Bunu fotoğraflardan takip ediyorsunuzdur. Ben de aynı şekilde kendisiyle birkaç kez gidip karavanadan yemek yemişliğim vardır. Evet, arkadaşım sağ olsun sayede birkaç yaptığımız işi. Ben bu salona her seferinde farklı bir vasıfla, farklı bir ünvanla geldim. En son geldiğim zaman köşe yazarlığı yoktu. Şimdi gazetede haftada 3 gün yazmaya çalışıyorum. Farkımız şu oldu, yani hem televizyon hem gazetede erken yaşta program yapıp köşe yazmanın aslında şahıstan farklı olarak şöyle bir tarafı var. Yani marifetin bende olmadığını farkındayım. Marifet şurada. Gençler için yazan, çizen o kadar çok az insan var ki, herkes o kadar siyasete boğulmuş, herkes o kadar siyasetten söz ediyor durumda ki, gençlerle ilgili bir şeyler konuşulduğu zaman farklı oluyorsunuz. O yüzden Fatih'in yetiştiği ve İstanbul fethettiği yaşlarda olan gençlere biraz daha önem vermesi gerekiyor. Şimdi birkaç tane önemli noktaya temas etmek istiyorum. Sonra da zaten çok, aslında hiç konuşmasam da olurdu. Yani ben İstanbul'dayım. Sayın Bakanımız her zaman fırsat olup da gelemiyor ama 5-10 dakika en azından afişte ismimiz var diye bahsetmek istediğim bir şeyler var. Dün Rusya'da, ben aslında o soruyu bekliyordum genç arkadaşlarımızdan. Dün Rusya'da bütün dünya dengelerini, paradigmalarını değiştirecek bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu Rusya ile Türkiye arasında. Şimdi dünden beri takip ettiğiniz zaman ben de şöyle bir huy geliştirmiştim. Sayın Bakanım, değerli hocam. Türkiye'de veya dünyada önemli bir olay olduğu zaman, yani bir Ankara patlaması gibi, bir Dağlıca patlaması gibi, bütün ülkeyi derinden sarsan olaylar olduğu zaman o gün köşe yazmama gibi bir huyum vardı. Çünkü o konudan bahsetsem ya da siyasi bir gelişmeyi, seçimlerle ilgili bir şey yazmak gerekiyor. Çünkü o gün bütün gündem o. O gün bambaşka bir şey yaparsan, yazarsan da gündemden çok uzaklaşmış oluyorsun. Kardeşim, ülke ne konuşuyor, sen neden bahsediyorsun diyebiliyor insanlar. Sonra baktım ki ben hani bir olay olunca, bir önemli bir olay, trajik bir olay olduğu zaman yazmayınca baktım ki ayda 2-3 kere yazmamam gerekiyor. Çünkü ayda 2-3 kez bütün dünyayı etkileyen, bölgemizi etkileyen, ülkemizi etkileyen olaylar yaşanıyor. 100 yıl sonrasının tarih kitaplarında anlatılacak olan dönemini yaşıyoruz benim tespitimce. Yani çocuklarımız sorduğu zaman ileride o dönem neler oldu diye, İşte bu günleri soracaklar bana sorarsanız, son 2-3 yılı. Dolayısıyla her ne kadar biz devam ediyorsak da hayatımıza, her ne kadar hayatımız akışı devam ediyorsa, evden çıkıp okula, okuldan çıkıp kafeye gidebiliyorsak da, aslında bütün dünyanın dengesinin değiştiği, bir anlamda sosyolojik, psikolojik bir deprem ve sonrasını yaşıyoruz. Şimdi medya tarafı itibariyle sundu arkadaşım, bir medya mensubu olarak, bir köşe yazarı, bir televizyon programcısı olarak. Sağımda bayrağımızı görüyorsunuz. Sayın Bakanım da gençlerden sorumlu, spordan sorumlu bir bakandı. O yüzden bir kardeşimizin kulağını şınlatacağım. Şimdi anlatırken ara ara bayrağı gözünüz takılsın. Ben de eski bir sporcuyum. Boksla 13 yıl uğraşmış birisiyim. Yeliz Koblay, 27 yaşında bir kickbox sporcusu, kendi tabiriyle, kıymetli arkadaşlar, 7 yaşında kötü yola düşmesin diye ailesi tarafından bir antrenöre emanet edilmiş bir varoş mahalle çocuğu. Bunlar kendi tabirleri. Ailesi kötü yola düşmesin diye bir antrenöre teslim ediyor. Bu kızı al yetiştir. Hiç değilse kendini koruma imkanı olsun. Yeliz 20 sene boyunca o salona gidip geliyor ve gerçekten çok iyi bir sporcu oluyor. 27 yaşında biz tanıştığımız zaman itibariyle İspanya'da Avrupa Kickbox Şampiyonası'na hazırlandığı döneme tekabül ediyor tanışmamız. Yeliz'in antrenörü biraz
federasyonlarımız çok fazla iyi olmayan, biraz muhalif bir hoca ve kendi bilet parasını arabasını satarak, öğrencisinin bilet parasını alarak şampiyonaya göndermeye karar veriyor. Yeliz şöyle, hatta iki tane bilet alamadıkları için tek bir tane bilet alıyor ve diyor ki Yeliz sen git, ben sana taktiği telefonla, internetten, Facebook'tan yazacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Yeliz şampiyonaya gidiyor. Bir sporcu için de bayrağın önemi çok ayrıdır. Bir milli sporcu için özellikle bayrak göndere çekildiği zaman dünyanın en büyük mutluluğunu veren, en büyük onuru olan bir önemli bir ritüeldir. Yani bayrak milliyetçiliği yapmak için söylemiyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, Yeliz şampiyonaya gittiği zaman final maçından hemen önce ellerini açıyor. Allah'ım diyor. Hocam beni buraya son parasıyla gönderdi. Ve tribünde beni izleyen genç kardeşlerim var. Ellerinde Türk bayrakları var. Bu bayrağı göndere çektirmeyi bana nasip et. Bacağım da kırılsa bu bayrağı bana göndere çektirmeyi nasip et. Yanındakiler diyorlar ki Yeliz abla sen delirdin mi? Bacağın kırılsa şampiyonluğu ne yapacaksın? Şimdi durup düşünürsek, bacağın kırılırsa şampiyonluğu ne yapacaksın sorusu gayet rasyonel, gayet anlaşılabilir, gayet mantıklı bir cümle. Ya da 2000 lira maaş alıyorsan niye 4000 liralık çalışasın Sayın Bakanımın söylediği gibi? Bu da çok mantıklı. Niye fazla çalışayım ki? Enayi miyim ben? Yanında oturan az çalışırken niye ben daha fazla çalışayım? Bunlar mantıklı sorular ama dünyayı değiştirenler çok mantıklı düşünen insanlar olmamış hiçbir zaman. Her zaman çılgınlar, her zaman farklı bakanlar, ezber bozanlar değiştirmiş. Kıymetli dostlar, Yeliz Koblay öyle bir içten dua ediyor ki, benim de programda konuk olmuştu, YouTube'dan izleyebilirsiniz. Maçın, 9 dakikalık maçın 14. saniyesinde rakibinin sert kemiği yumuşak kemiğine giriyor ve Yeliz'in bacağı dizinden kırılıyor. Yeliz kendini sağ bacağın üzerine atıyor ve o anda gözü tribüne, bayrağa dönüyor. Diyor ki bir şey oldu, bir şey oldu ve şimdi devrilirsem ben bu bayrağı gönderi çekemeyeceğim. Allah'ım bana güç ver diyor. Şimdi duası gerçek olmuş, söyleyecek hiçbir şey yok. Tribüne bakıyor, bu bayrağa bakıyor, arkadaşlarına, destekleyenlere bakıyor. Ve kıymetli arkadaşlar, kendisini sağ bacağın üzerine atıp 9 dakika boyunca Yeliz Koblay kırık bacakla dövüşüyor. Ve rakibi sol bacağında bir problem olduğunu anlayıp da oraya vurmasın diye Yeliz 9 dakika boyunca kırık bacakla tekme sallıyor rakibine. 9 dakika bittiğinde Yeliz Kickbox Avrupa şampiyonu oluyor. Kırık bacak. İndiği zaman diyorlar ki senin acilen hastaneye kaldırılman, hatta ameliyat alınman lazım. Bacağı davul gibi şişiyor dizi. Bayrak töreni ne zaman diye soruyor Yeliz. Diyorlar ki daha bayrak töreni 6,5 saat var. Yeliz bacağını buzlarla sarıp arkadaşlar 6,5 saat ağlaya 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 bayrak törenini bekliyor. Bayrak törenine eller üzerinde neredeyse yarı baygın şekilde kaldırıyorlar. Bunu dünyada bir Türk'ten başkası asla yapmaz, emin olun. Bunu başka bir millet, başka bir mantıklı bir ulus, başka bir insan asla yapmaz. Şimdi acaba uğrunda bacağımızı, kolumuzu bırakın, sadece biraz kanımızı, biraz canımızı, biraz zamanımızı, biraz uykumuzu feda edebileceğimiz hangi değerlerimiz var? Neyin uğrunda bacağınızı kırılmasını göze alırsınız? İşte son iki gün içinde olan olaylarda, dün de bununla ilgili bir yazı yazdım. Baktım ki olaylar, büyük olaylarda sessiz kaldık mı konuşmayacağız. En azından gençlerin gözünde, gençlerin anlayabileceği bir dilde yazıp gençlerin korkularına biraz tercüman olmak ya da onlara bir anlamda merhem olmak istedim. Çünkü gençlerimiz, yani sizler son iki sene içinde seçim hükümetinden tutun, bugünkü sınır ihlallerine kadar belki Körfez Savaşı'ndan beri görmediğimiz birçok
kavrama şahit oluyorsunuz ve gerçekten de gençler çok tedirginler. Bana hem derneğimiz itibariyle 12 Yıldız Genç Liderler Derneği vesilesiyle hem gazetedeki köşem vesilesiyle çok fazla genç mektubu geliyor. Gerçekten gelen mektuplara baktığımda inanılmaz korku içinde ne olduğunu bilmeyen, ne olacağını bilemeyen gençler mektuplarını görüyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Sayın Bakanım çok güzel işaret etti ki bir siyasetçi olarak bunu söylemesi bence daha önemli. Bu işler hamasetli olmuyor. Bu işler asarız, keseriz, vururuz, kırarız, indiririz de olmuyor. Ama bu işler eyvah turistler gelmeyecek, eyvah şunu kesecekler, gazı kesecekler diye korkarak da olmuyor. Gerçekten bizim genç aklına ihtiyacımız var. Bizim sağduyulu, rasyonel bakan ya taraftar ya holigan gibi taraftarlık yapıp ya da tamamen muhalif olacak insanlara değil, bizim rasyonel doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek gençlere ihtiyacımız var ve bunu maalesef basında bile göremiyorsunuz. Yani şunu soracağım, gerçekten objektif haber almak için okuduğunuz bir gazete var mı? İsim vermeyin. Benim yok açıkçası. 3-4 tane gazete üst üste koyup ancak öyle okuyabiliyorum. Bir gazete mensubu olarak söylüyorum. Son birkaç cümle. Benim eşim Makedonyalı. Oradan buraya taşındı ve oranın Türklerinden. 2001 yılında hani bu bayrak diyoruz ya, bu bayrak sadece bizim için önemli değil. Dünkü olay, yarınki olaylar bunlar sadece bugün bizim için önemli olan olaylar değil. Bütün gözünü Türkiye'ye dikmiş, Türkiye'dekiler ne yapacaklar diyen milyonlarca insandan oluşan devasa bir coğrafya var. 2001 yılında Makedonlar Türkleri Makedonya'dan kovmak için bir gecede 25 bin ev yaktılar. Benim eşimin ailesinin içinde olduğu restoranı iki kez ateşe verdiler. Sadece gidin buradan diye. Diyor ki ben Türk olduğumu nerelisin, aslın nedir dedikleri zaman Makedonya'da 3-4 tane farklı etnik unsur var. Bulgarlar, Arnavutlar, Makedonlar, Türkler. Ben Türk olduğumu söyleyemezdim diyor aşağılanmamak için. Sordukları zaman ya Bulgarız derdim ya da söylemezdim. Bugün birinci sınıf, bugün Makedonya'da bir müsteşar atanacağı zaman Ankara'dan telefon açılıyor arkadaşlar. Bu kadar önemli bir noktaya gelindi. Kosova'daki arkadaşlarımız diyorlar ki bir konferanstan sonra yazılarımı okumuş Kosovalı bir genç bana mektup gönderdi, dedi ki Ömer abi Türkiye'de gençlerinizin ne güzel dertleri var. Nasıl yani dedim, güzel dert nasıl oluyor? Biz dedi okula giderken çuvalların arasında eğilerek giderdik kafamıza kurşun gelmesin diye. Bizi o zamanın gücü, o zaman Türkiye güçlü olmadığı için bizi Amerika geldi kurtardı ve bizim birçoğumuz o yüzden Amerikan hayranıyız. Rahmetli Özal'ın kitabını okursanız, daha doğrusu kendisiyle ilgili kitapları, orada bir cümle anlatılıyor. Hocam da belki biliyordur mutlaka. 1 milyon dolar için rahmetli Özal Lüksemburg'da bir genel müdürün kapısına gidiyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti için 1 milyon dolar borç almaya. Bunları biz şimdi çok güçlüyüz diye söylemiyorum. Bizim çok güçlü olmamıza dünyanın inanılmaz ihtiyacı var. Biz dünyanın vicdanıyız. İşte arkadaşlar o yüzden bizlerin çok güçlü, çok eğitimli, çok iyi bireyler olmamız lazım. Einstein diyor ki dünya yaşamak için kötü bir yer ama bu kötü insanlar yüzünden değil. Ona engel olmayan iyi insanlar yüzünden. Yani sizin yüzünüzden. Süremizin sonuna geldik ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sadece üniversite hayatında bir üniversite, bir özel üniversitede konferans verdim. Benden sonra arkaya kulise geçtim. Kış günüydü. Üzerime bir paltomu giymek için. Okul mütevelli heyet başkanı kürsüye çıktı ve fısıldayarak Ömer Bey gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Tamam. Dedi. Sonra öğrencilere döndü dedi ki arkadaşlar Ömer Bey'in söylediği her şeyi unutun. Size kimse ülkeyi kurtar, vatanı milleti kurtar görevi vermedi. Siz kendinizi kurtarın. Siz kendinizi kurtarın, iyi bir işe girin. Başka bir beklentimiz yok sizden. Bırakın onlar arkada işte konuşanlar ülkeyi kurtarsınlar. Size kimse böyle bir vazife vermedi. Arkadaşlar bu vazife
geçmişte, günümüzde, tarihin her döneminde gençlere düşmüştür. Ülkeleri değiştirenler, tarihleri değiştirenler her zaman gençlerden çıkmıştır. İşte o yüzden bizim tarihteki görevlerimizden ve dünyanın bize bakışından dolayı değiştireceğimiz her şeye bütün dünyanın ihtiyacı var. Sizlerden tek ricam, sadece bir işe girmek, iyi bir maaş almak, sonra bir evlilik yapıp, bir ev, TOKİ'de bir daireye girip, bir araba taksidini bitirip, sonra emeklilik hayalleriyle size sunulan kariyer denen şeyi tümüyle reddetmeniz. Çünkü bir çarkın içindeki hamster ne kadar hızlı koşarsa koşsun, o çarkı daha hızlı döndürmekten başka işe yaramaz. Size sunulan kariyer denen şey de size çok güzel, ışıl ışıl bir çark sunuyor. Bunu ne kadar hızlı döndürürsen o kadar başarılı olursun diye. Okumazsanız, araştırmazsanız ve kabuğunuzu kırmazsanız, haddini bil diyenlere haddinizi daha yukarı çekerek cevap vermezseniz, o senin işin mi, sana bırakırlar mı, senin amcan dayın yok diyenlere rahmetli Adnan kahvecileri örnek vermezseniz, bugünlere bizi getirenlerin bizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bir cümleyle bitiriyorum hep. Simyacıda geçer ve der ki, bir insan bir şeyi gerçekten isterse tabiattaki her şey onun olmasına yardım eder. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse, kalpten isterse, yürekten isterse tabiattaki her şey onun olmasına yardım eder. Bir insan bir şeyi gerçekten isterse, tabiattaki her şey, dağdaki taş, havadaki kuş, yanınızda oturan arkadaş, her şey ama her şey onun olmasına yardım eder. Saygılar sunuyorum. Biz de konuşmalarını ötürü Ömer II. Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Şimdi şimdi Uğur Yasin Asal'ı sahneye davet ediyoruz. Bizim okulumuz mezunu. Özgeçmişini size okuyacağım. Ama ben burada bir milliyetçilik yapıyorum. Hoş geldiniz Hazreti Ekler'den. Uğur Yasin Asal İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü ikincilikle bitiren, halen Halk Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde master eğitimini sürdürmektedir. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Projesi'nde koordinatör olarak yer alan Asal, öncelikli olarak akademik dünya, sivil toplum ve sanayi sektörü faaliyetlerini sürdürmektedir. Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, Megapol Uluslararası Şubesi 2012 dönem başkanı olan Uğur Yasin Asal, yürüttüğü ve Birleşmiş Milletler çatısı altında sürdürülen Medeniyetler İttifakı projesiyle Türkiye tarafından en iyi uluslararası işbirliği programı ödülüne layık görmüştür. Uğur Yasin Asal halen Young CEO Kulüp üyesi, Stratejik Planlama Derneği kurucu yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Asıl'ın ayrıca oyun teorileri, strateji, barış çalışmaları ve deniz hukuku üzerine yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Şimdi sahneye Uğur Yasin Asal Beyefendi'yi davet ediyoruz. Merhaba, Uğur Yasin Asal. Sayın Bakanım, kıymetli hocam, Profesör Mühim Kemal Öke, üniversitemizin Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ardan Ecevit, üniversitemizin akademik ve idari personeli ve kıymetli öğrenci arkadaşlarım. Gerçekten çok anlamlı ve bir o kadar da heyecanlı bir gün, naçizane benim için de. Çünkü logosunda yer alan ve bugün etkinliği organize edilen Vizyon Gençlik ve Siyaset temalı seminerin Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün kurucularındanım. 2006 yılında üniversitemize başladım. 2010 yılında bölüm ve fakülte ikincisi olarak mezun oldum. Uluslararası İlişkiler Kulübü, şu andaki siyaset bilimi, bu yönüyle naçizane bugün buralarda konuşmamızda kıymetli bir önemi var. Az önce arkadaşlarımız arz etti özgeçmişimizde. Şu anda siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora tez aşamasındayım İstanbul Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da Londra, King's College London'da doktora araştırmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da üniversitemizin bir personeliyim. Bugün bu kıymetli vazifeyi verdikleri için de aynı zamanda şükranlarımı sunuyorum. Üniversitemiz rektörlük ofisinde Sayın Rektör Profesör Nazım Ekrem'in asistanlarından biriyim. Ve bugün Vizyon, Gençlik ve Siyaset konuşmasını
aynı zamanda ülkemizin Odalar ve Borsalar Birliği, TOB'un İstanbul Genç Girişimciler Kurulu'nda Araştırma ve Yayın Komisyonu Başkanlığı'nı yürütüyorum. Bu faaliyetlerimiz çerçevesinde çok kısa, Türkiye'de ilk akademik girişimcilik dergisini Ticaret Üniversitesi ile beraber çıkartıyoruz. Bunun ötesinde gençlik çalışmalarını orada yürütüyoruz. Ve hali hazırda da oldukça sayıda makale, kitap ve benzeri çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bütün bunları yaparken ben ağırlıklı olarak merkezi argümanımı aslında Sayın Bakanımızın da açtığı çerçevede üretim ilişkileri ve gençlerin hangi üretim araçlarına sahip olduğuna odaklamak istiyorum. Ve bütün bunları yaparken uluslararası standartlarla bir ticaret üniversitesi öğrencisi olmak ve bunun Türkiye ikliminde gerçekleşiyor olmasının gençlere hangi vazifeleri, hangi üretim araçlarını ve neticede hangi çıktıları arz ettiğini naçiz birkaç anekdotla da sizle paylaşmak istiyorum. Bu anekdotlarda yine bu üniversitenin öğrencisi olarak yurt dışında ülkemizi temsil ederken yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğiz. Şimdi gençlik, siyaset ve vizyonu bir üçgenin üç tane kenarı olarak düşündüğünde en üstte siyaseti toplumsal alana, modernleşmeye ve siyasal gelişme katkısı yönleriyle ele aldığınızda bütün hayatın bir çatısı olarak görebiliriz. Bunun altında yer alan vizyon ve gençlik de aynı zamanda şu noktalara atıf yapıyor. Dolayısıyla vizyon, gençlik ve siyasetin uygulamadaki karşılıkları ne? Yani üretim merkezine oturttuğunuz zaman hangi yönleriyle karşılık buluyor? Siyaset, toplumsal olma, toplumsal konularda duyarlılık gösterme ve toplumun sahip olduğu sorunlar karşısında inisiyatif alma yeteneğine karşılık buluyor. Dolayısıyla bunu da hangi vizyonla yaptığınız çok önemli. Siyasete dahil olma araçları gençler için sivil toplum olabilir, partilerin gençlik kolları olabilir. Ama en önemlisi 4 yıl boyunca eğitimini ve öğretimini tamamladığı üniversitenin kaynakları küresel seviyede düşünme ve vizyonlu küresel standartlara odaklanma. Bu vizyonun en önemli parçası. Bu açıdan baktığınızda sizlere burada sunulan ders programları Türkiye'nin yüksek öğretim standartlarının karşılığı olabilir. Ama örnek olarak baktığınızda bir siyaset bilimi öğrencisi aynı zamanda Cambridge'de, Oxford'da, Londra'da veya Amerika'da verilen derslerin içeriğinin hangi kitaplara okutulduğuna da kolaylıkla ulaşılabilir. Dolayısıyla her zaman bakış açısı ve perspektif Türkiye standartları veya ticaret üniversitesinin bulunduğu dinamikler çerçevesinde değil, küresel standartlarda en iyisi neredeyse ondan farkında olmak ve bu çerçevede kendimizi konumlandırmaktan geçiyor. Bu aynı zamanda uluslararası ilişkiler açısından da sistem düzeyinde bir yaklaşım ifadesi vardır. Olaylara üç analiz düzeyinden yaklaşabilirsiniz temelde. Bu 1970'lerden sonra klasik tartışmalarda da yerini bulur. Sistem, devlet ve birey düzeyinde. Bu üçü arasındaki ilişkiyi doğru kurgulayabildiğiniz ve bu üçü arasındaki ilişkiyi iyi yönetebildiğiniz ölçüde merkezine bireyi, kariyer yolculuğunu ve başarıyı ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim buradaki bakış açımız sistem düzeyinde. Yani uluslararası standartlar, küresel çerçevede gelişmeler bugün Türkiye ve bölgesini nasıl etkiliyorsa tıpkı bir BBC'de, tıpkı bir CNN'de, tıpkı dünyanın herhangi bir coğrafyasında uluslararası yayın yapan ve standartlar neyse bize düşen vazife bunları biliyor olmak. Türkiye ile bunlar arasındaki farkın neler olduğunu bilincinde olmak, bu ikisi arasındaki farkı hangi stratejik düzeyde yürütüyor olmak. Az önce ifade edildi, harp akademilerinde strateji eğitimi alırken en önemlisi bunu kişiliğinizle örtüştürebildiğiniz ölçüde stratejik hareket edebiliyorsunuz. Yani ne demek bu? Kişi kendi imkan ve kabiliyetlerini, gençlik, vizyon ve siyaset ilişkisi içerisinde merkezine kendini koyduğu zaman hangi ölçülerde kişisel özelliklerini temel 5N1K süreçlerine yansıtabiliyor? Yani kim? Bu stratejik harekete başlayacak kişi kim? Birinci olarak öğrenci veya genç kendini hangi değerlerle ifade ediyor? Ki biz öğrenciyken 2006 yılında sosyal psikoloji diye bir dersimiz vardı. Çok severdim ben. Çünkü sosyal bilimlerle ilgileniyoruz. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler. Merkezinde insan var. İnsanın dokunduğu her nokta siyasetin bir aracı. Ve siyasetin karşılığı da insana bu noktada geri dönüyor. Buradan baktığınız zaman insan bu 5N1K'nın kim sorusunda ben kimim, nelerden hoşlanıyorum, gerçekten kariyer sürecimde nelerin bana katkı sağlayacağına inanıyorum gibi temel soruları aralıklı olarak kendilerine sorması gerekiyor. Daha sonra
bu stratejik planlamanızda, yani vizyon, gençlik ve siyasetin merkezinde kendinizi koyduğunuz zaman hangi ölçülere, hangi zaman dilimi içerisinde, nerede, ikinci soru, ne zaman, ne maksatla, nasıl ve ne yapacak? 5 ne, 1 K sürecini burada tamamlamış oluyor. Bu soruları periyodik olarak birey, öğrenci, genç kendisine sorduğu zaman aynı zamanda disipline de edebiliyor. Stratejik hedefleriyle hayata bakış açısı arasında hangi dinamikler bu kişinin mutlu, sağlıklı ve huzurlu olmasını sağlıyor. En önemlisi de ara ara konferanslarda bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Stratejik olmak, stratejiye hakim olmaktır. Aynı zamanda mutluluğunuzla bunu endeksleyebilmektir. Yani bireyin o içerisinde yaşadığı kimliği, kişiliği ve ruhu, o üçü arasındaki ritmi stratejik olmakla bütünleştirmek. Bunu bütünleştirdiğiniz an hedeflerinize zamanında erişebiliyor. O hedeflere erişmekteki mutlulukla tekrar yeni hedefler ortaya koyabiliyorsunuz. Dolayısıyla vizyon, gençlik ve siyasetin buradaki merkezi argümanı her işin bittiği noktada yeni bir işin başlaması. Bu bir süre sonra toplumlara çarpan etkisiyle yayıldığında güçlü, başarılı, sağlıklı ve huzurlu toplumlara giden yolun da başlangıcı oluyor. Bugün, aslında bugün burada olmamızın bir başka nedeni de geçtiğimiz hafta üniversitemizi G20 zirvesinde temsil ettik. Bu temsili de gene bu vizyon ve bakış açımızın sağladığı gerekliliklerle yansıtmaya çalıştık. İstanbul Ticaret Üniversitesi G20'de hangi rolü oynuyor? Küresel yönetişimde hangi vazifeyi üstleniyor? Üniversitemizin think tank'i olan Düşünce ve Proje Üretim Akademisi çerçevesinde doçent doktor Ahmet Yükleyen'le birlikte gerçekleştirdik. Bugün naçiz bunları paylaşıyor olabilmek, ben de sizler gibi çok fazla da yaşım uzakta değil. 1988 doğumluyum ama önce Allah'ın sonra da üniversitemizin takdirleriyle bir G20 zirvesinde ülkemizi temsil etme, bunu da basın yayın aracılığıyla önce TRT World'de. Bravo. Daha sonra da TRT Haber'de ulusal ve uluslararası İngilizce dilde de paylaşma imkanınız oldu canlı yayınlarla. Ve biz orada şu mesajı verdik. İnsan düşüncesinde olmazları bir kenara koyduğu takdirde bugün dünyanın en çok tartışıldığı konularda bir parçası haline gelebiliyor. Ve bunu bir kurumsal düzeyde yapabiliyor. Yani G20 zirvesi başlığında dünyada olup bitenlere biz ticaret üniversitesi mensubu olarak bu çerçevede yaklaşıyoruz. Ve bu görüşlerimizin de bundan sonra buraya evrilmesini istiyoruz. Ve verdiğimiz mesajlardan birisi şuydu. Türkiye terörle yaklaşık 30 yıldır mücadele ediyor. Ve bu mücadelesinde dünyaya karşısında bulduğu bütün zorluklara rağmen sesini daha fazla çıkartmaya çalışıyor. Maalesef denk geldi ama dünyada Paris'ten sonra terörün ne kadar etkili olduğunu, çünkü Avrupa'nın değerlerine, kimliğine, kişiliğine bir saldırıydı aynı zamanda. Türkiye'nin bu haklı mücadelesinin nereye doğru döneceğini de farkına vardı. Ve biz şunu öneriyoruz, ticaret üniversitesi olarak da bunun arkasındayız. G20'nin ve bunun alt dallarının daimi bir sekreteryası olsun. Şu anda bir sekreteryası yok. Her ülke kendi önceliklerine göre gündemi oluşturuyor ve ilgili ülkenin bakanlıkları bu sekreteryaları yürütüyor. Ama bir Dünya Ticaret Örgütü gibi, bir NATO gibi, bir Avrupa Birliği gibi merkezi ve daimi bir kurumları yok. Ve biz arkadaşlar şunu müjdesini verelim. Şu an G20'nin daimi sekreteryası modeli için çalışıyoruz ticaret üniversitesi olarak. Ve inşallah bunu sunacağız. Ve inanıyoruz, başarılı olacağız. Bütün bu başarılara inancımızı biz nereden alıyoruz? Öğrenci yönüyle. Yani o siyaset, gençlik ve vizyon üçgeninde. Şimdi gençlik ayağına düşen bu üretim ilişkileri, üretim araçlarında hangi üretim araçlarına sahip olması gerekir? Çok kısa onlardan bahsedip anekdotlarla bitireceğim. Bu üretim araçları ilişkisi baktığınız zaman bir bireyin, toplumun ve uluslararası başarının anahtarını da aslında oluşturuyor. Bu üretim araçlarına sahiplik bugün Almanya örneğinde görüldüğü gibi 2008'den sonra krizde sarsılan Avrupa'da hala Almanya bütün Avrupa'nın yükünü çekiyor. Almanya'ya ilişkin kendi içerisinde de ciddi eleştiriler var. Yunanistan'ın bütün borcunu biz mi üstlenmek zorundayız? Başka dezavantajlı ülkenin bütün yükünü biz mi üstlenmek zorundayız? Haklılar da ama aynı zamanda güçlüler de. Çünkü bugün hala dünyada binilen 10 arabadan belki de 5'i 6'sı Alman. Üretilen teknolojinin birçoğu Alman. Ve hala krizden en az yaralarla sarsılabilen ülkelerden birisi. Çünkü üretim araçlarına sahip.
2012 yılında Münih'te bulundum. Sayın Bakanımız az önce söylediler, saat 6'da mesaiye gidiliyor. Bulunduğum yer Münih Teknik Üniversitesi'nin yurduydu. 5 gün Münih Teknik Üniversitesi'nde ders aldık. Ve şunu gördük. Üniversite Sanayi İşbirliği'nde BMW'nin, Audi'nin, Volkswagen'in ve Mercedes'in Münih Teknik Üniversitesi'nin içerisinde ofisleri var. Başarılı öğrencileri 3. sınıftan itibaren alıyorlar. Stajlarla biter bitmez işe başlatıyorlar. Orada Türk öğrenci arkadaşlarımızla beraber yurtta kalınca sabah gün ışıdığında çok fazla trafik olduğunu gördüm. Saat 6'da. Araç trafiği ciddi manada. Ve dedim, sordum, bu saatte bizde genelde trafiğe çıkılır, yol boş, biraz araba süreyim der insanlar. Yani bu saatlerde çıkarlar. Dedi ki burada herkes şu an işe gidiyor. Ve ben o esnada uzanıp saatin 8-9 olmasını bekliyordum. Ve oradan bir mesaj çıkarttım. Gerçekten çalışmadan, gerçekten üretmeden, gerçekten çabalamadan bir şey ortaya çıkmıyor. Ve Münih Teknik Üniversitesi'ndeki o düzeye de baktığım zaman 2 saat boyunca derse katıldık. Bir fizik profesörünün dersi. Ben siyaset bilimciyim. Ama şuna inanıyordum. Multidisipliner olma. Yani birçok noktada dünyayı analiz edebilmeniz için, az önce Sayın Bakanımız da ifade etti. Evet, siyaset bilimcileri veya hukukçular çok önemli. Sosyal hayatı sevk ve idare etmek için. Ama bunun itici gücünü fen bilimlerinde, pozitif bilimlerde ve temel bilimlerdeki buluşlarımız, icatlarımız, laboratuvarlarımızda bulacağız. Ve o fizik profesörünün dersinden bir yöntem çıkarttık. 2 saat boyunca uluslararası öğrencilerin olduğu bir derste 1 saati nezaketle İngilizce ders yaptı. 2 saat, 2. saatte Almanca devam etti. Ama dönüp baktığımda 3 katlı bir tahta vardı arkadaşlar. Amfide, Münih Teknik Üniversitesi'nde. O 3 katlı tablonun her satırı doluydu. Her satırı. 2 saat boyunca ders yaptı hoca. Ve dönüp baktığımda bunların neden böyle karşılıksız olmadığını, bu başarıların altyapısında neler olduğunu oradan acizane deneyimlemiştik. Ve bunun ötesinde gençlik bir merak duygusuna sahip olmalı. Yani dünyada ne olup ne bittiğinin, etrafında gelişen olayların hangi dinamiklerle gerçekleştiğinin ve bunun altyapısındaki hangi bilgiyle yapıldığının farkında olmalı ve bu öğrenmeden mutluluğa ulaşmalı. Öğrenmenin birbirini tekrar ettiği sürece yeni şeylere, dünyadaki eksikliklere, dünyadaki içerisini doldurulacak birçok olaya sahip olduğunun farkına varması gerekiyor. Ve bir spor, en önemlisi bir sporla ilgilenmek. Bugün bu mutluluğumu belki bu cümleler ifade etmekte yetersiz kalacak ama hem tezgahında bulunduğum kıymetli Mim Kemal Öke Hocam hem de Sayın Spor Bakanımızın içerisinde bunu söylüyor olmak beni mutlu edecek. Ben profesyonel karate antrenörüyüm. 3. dan derecem var, siyah kuşak. 6 yaşından beri yapıyorum. Türkiye'de milli takımda temsil etme imkanımız oldu. Öğrenciyken 2010 yılında üniversitemizin ilk karate kulübünü kurduk. Antrenörleri de bendim, 5 arkadaş. Buradan maça Erzincan'a gittik. Erzincan da benim memleketimdi. Ve orada gerekli mücadelemizi gösterdik, gerçekleştirdik. Öğrenciyken çalışmaya başladım üniversitemizde. Daha sonra master derecemi bitirip doktoraya başladığımda Nazım Hoca ile birlikte iktisat, siyaset, devlet ilişkisi içerisinde, devlet, toplum ve iktisat, tarihsel sosyolojinin ne olduğunu öğrendik. Ve üniversitemizi başarıların bittiği noktada yeni başarılara başlayacak bir düzeye, bir çerçeveye ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok kısa iki anekdottan da bahsedeceğim ve konuşmayı bitireceğim. Vizyon, gençlik ve siyaset bağlamında bütün bunları değerlendirmenizi istiyorum. O da şu, üniversiteye 2006 yılında başladım. İlk dönemde biz Uluslararası İlişkiler bölümünün ikinci nesilleriyiz. Yani biz başladığımızda birinci sınıf vardı, biz ikinci sınıftık. Kulübümüz yoktu. Herhangi bir kulüp yoktu. Ara dönemde Mim Kemal Hoca'nın kapısını çaldık. Hocam biz kulüp kurmak istiyoruz. Üniversitede entelektüel bilgiyi derinleştirecek faaliyetleri yaymak istiyoruz. Derse girmek ve çıkmak önemli bir faaliyettir ama tek başına yeterli değildir. Üniversitede zaten bu entelektüel düzeyi inşa edecek yapıyı, o yapılarla ilişkileri kurgular. Biz de bu açıdan baktığımızda elimizdeki araçlar neler dedik. Baktık kulübümüz yok. O zaman hemen bir kulüp kuralım. Ve yaptığımız ilk etkinlikte üniversite salonunun kapısını Üsküdar'daki kapatmak zorunda kaldık. Artık alacak insan yoktu içeride. O etkinliği yaparken arkadaşlarımız şunu söylüyordu. Özgüven bağlamında anlatacağım.
Acaba bu etkinliği bir kulüple ortak mı yapsak? Başka bir kulüple biz kendimize güvenemiyoruz. Hayır dedim. Biz bunu kendimiz yapacağız ve rüştümüzü ispatlayacağız. Ve şükürler olsun o gün kapıları kapatmak zorunda kaldık. Düşünün bütün bu alan artık nefes alamaz hale gelmişti. Bunun devamında 2008 yılında ilk uluslararası faaliyetimizi gerçekleştirdik. O da şundan. Bir öğrenci, gene bu entelektüel bilgiyi çeşitlendirmek adına yaptık bunları. Uluslararası ilişkileri kitaplardan ancak yarısından öğrenebilir, teorisini. Ama bunu icra etmesi lazım. Mimkem Hoca bize yol açtı ve dedi ki Yunanistan'a gitmeniz lazım. Türk-Yunan ilişkileri bağlamında. Gitmeden önce dönemin rektörü Atina Büyükelçisi'ni davet etti. Biz Türk-Yunan ilişkilerini Atina Büyükelçisi'nden dinledik. Yaşım 20, 2008 yılı. Ve biz Selanik'e gittik. Selanik, Atina, 5 günlük bir ziyaret. O bütün başkonsoloslarla, büyükelçilerle randevuları öğrenci olarak ayarlıyoruz. Gittik, saat 8'de karayoluyla gittik. O Batı Trakya, Rumeli, evladı Fatih Hanların topraklarında görmek kısmet oldu. Saat 8, Selanik Başkonsolosluğu'nun önündeyiz, toplantımız 9'da. Vakit var, arkadaşlarla da o güzel Selanik kordon boyunu görmeden olmaz dedik ve kahve içmeye indik. Saat 8.30'da benim telefonum çaldı, Yunanistan numarası ama beklemiyorum çünkü konsolosluktaki görevli polislere biz geldiğimizi bildirdik. Ancak içeride bir hocamız var, biz dışarıdayız. Saat 8.30'da telefon çaldı ve şaşırdım, açtım. Selanik Başkonsolosu, Hakan Abacı Bey, muhtemelen şu anda büyükelçi olmuştur. Dedi ki biz şu an Profesör Kerem Alkin, ben ve araştırma görevlisi hocanız, Türk-Yunan ilişkilerini konuşuyoruz. Öğrenci lideri olarak sizin de burada olmanızı istiyoruz. Benim yaşım 20. Ve bu vizyon, bu enerji, bu dinamizm orada mutlu olmayı ve bundan sonra biten noktadan yeni başarılara gitmeyi aklımıza getirdi. Ve ben o günkü görüşmenin ardından 20 yaşındayken bir Atatürk'ün evinde Atatürk'ün anı defterine Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı olarak biz buradayız ve bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz dedik. Teşekkür ederim. Çok kısa bir anekdotla daha bitireyim ki bu özellikle öğrencilerimize bu perspektifte neler çıkartabiliriz onu arz etmeye çalışıyoruz. Aynı kulüple, yani üretim aracı öğrenciyken kulüptü. Öğrenci olduktan sonra farklı araçlara evrildi. Ama merkezde hep ürettik, üstüne koyarak, yenileyerek, fikir üreterek, sanat üreterek, edebiyat, şiir, müzik. En önemlisi şöyle bir inisiyatifimiz vardı. Mim Kemal Hoca dönem başkanı iken bize öğrenciye ders programı sizce nasıl olsun diye sordu. Ve şunu unutmuyorum, gene ikinci sınıf öğrencisiyiz, kulüp başkanlığımız var. Hocam dedim acaba siyasal iletişim diye bir ders koysak nasıl olur? Yani bugün siyasetin kullandığı dil, bu iletişim araçlarının küreselleşmeyle birlikte yansıması ve uluslararası ilişkileri artık medyadan bağımsız düşünemiyorsunuz. Ve bugün o ders hala var. Hocamız bize bu inisiyatifi vermişti. Latin Amerika'yı öğrendik, Afrika'yı öğrendik. Nasıl bir İngiliz dünyayı analiz ederken, Oxford'da bunları öğrenirken biz de onları öğrenmeye başladık. Ve bugün bu dersler hala var. Bizim bu inisiyatifimiz de hocamızın bize sağladığı faydayla var. Ve şununla bitireyim. 2012 yılında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu'ndan bir randevu istedim kişisel olarak. Bunu da az önce CV'de okundu, Global Girişimci Gençler Derneği olarak istedik. Ama daha önce hiçbir Cumhurbaşkanı'nın tabii ki randevu istemedik. Ama hangi dille isteneceğini de az çok biliyorduk. Ve önce Cumhurbaşkanlığı makamına telefon açtım. Biz ülkesinde gençler arasında inisiyatif oluşturmaya çalışan yatırım ve ticaretle ilgilenen bir grubun danışmanı olarak sizi arıyorum. Ve yurt dışı seyahatlerimizden ilkinde yavru vatana gerçekleştirmek istiyoruz. Geldiğimizde Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı'yla, Ekonomi Bakanlığı'yla görüşeceğiz. Firma listelerini alacağız. İş adamlarımıza diyeceğiz ki bundan sonra Kıbrıs'ta geliştireceğiniz işbirliklerinde isimler bunlar, listeler bunlar. Buradan bir noktadan başlayalım. Ve bunun başlangıcında da Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir nezaket ziyareti talebinde bulunduk. Bunu da bir yazılı metin ve üslupla hem uluslararası ilişkiler eğitimi hem de Harp Akademilerinde aldığımız biraz devlet lisanıyla yazdık ve gönderdik. 15 dakika sonra telefonum çaldı. Uğur Bey, biz sizi şu tarihte bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmek için. Bu randevudan sonraki aşamalar aslında bu mesajın içeriğinde. Arkadaşlara da şunu söyledim. Biz
sadece nezaket ziyaretinde çay kahve içilip ayrılacak bir grup olmamamız lazım. Bundan sonra bu ilişkileri kurumsal olarak nasıl yürütebiliriz? Onun için şunu yaptık. O dönem Kıbrıs'ta Rum müzakerelerinin en tıkandığı dönemlerden biriydi. Arkadaşlar dedim size 10 sayfa belge gönderiyorum. Şu an Kıbrıs'taki mevcut durum bu. Kıbrıs ticareti bu. Bundan sonra buraya evrilebilir. Biz Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken bunları da bilerek konuşalım. Ve içeri girdik. Sayın Cumhurbaşkanı özel kalemi dedi ki efendim 15 dakika sonra görüşmeniz sonlanacak. Biz görüşmeye başladığımızda saat 2'ydi. Sayın Cumhurbaşkanı önce herkesi tanıdı. Ondan sonra ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı müsaadenizle biz müzakerelerle ilgili de bir şeyler sormak istiyoruz size. Görüşlerinizi paylaşmak istiyoruz. Arkadaşların hepsi de okuduğu için herkes sırayla söz alıp Kıbrıs müzakerelerinde son durumla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ve bizim 15 dakika planlanan süremiz 1 saat sonra bitti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı şunu söyledi. Ben dedi ilk defa sizin yanınızda bunu açıklıyorum. Yarın ben müzakereleri durduruyorum. Yani o süreçle ilgili zaten gelişen dinamikler var. Medyadan önce sizinle paylaşacağım. Ve biz 15 dakikalık ziyareti 1 saat sonra bitirdik. Ve güzel bir şekilde uğurlandık. Ama bütün bunların temelinde de vizyon. En önemlisi bunu eğitimle desteklemek. Çok okumak. Elinizde bulunan her kitabı okuyun arkadaşlar. O kitaplardan elde ettiğiniz bilgileri ayrı bir defterinizde, sizin başucu kitabınızda altlarını çizdiğiniz yerleri oraya not edin. O notlardan ben Uğur'a ne çıkartıyorum, ülkeme ne çıkartıyorum, kurumuma ne çıkartıyorum? Bütün bu çıkarttıklarım ilişkileri nasıl yöneteceğim? En önemlisi en iyi bir iletişim yeteneğine sahip olmak. Lisan-ı münasibi, eğitim aldığınız dillere hakim olabilmek. Ve artık tabii ki vurgulamıyorum ama İngilizce çok vurgulanıyor. Ana dili düzeyinde ekstradan bir yabancı dil. Burada da hafta sonları dersler veriliyor. Bunlardan imtina etmeyin. Cumartesileri aldığımız dersi ben bugün Rusça'da biliyorum. Ana dil seviyesinde İngilizce biliyoruz. Ve bugün dünyanın her yeriyle iletişime geçebiliyoruz. Ben bu imkanı, bu naçiz paylaşımları yapma imkanı verdiği için bizim de kabul buyurdularsa bir evladımız olan Uluslararası İlişkiler Topluluğu'nun davetlisi olduğum için çok teşekkür ederim. Her zaman her sorunuzla ilgili rektörlük ofisine gelebilirsiniz. Ben orada görevliyim. Yapabileceğimiz ne varsa proje geliştirebiliriz. Vizyonumuzu birlikte çizebiliriz. Ve daha güçlü yarınlara hep beraber ulaşabiliriz. Teşekkür ederim. Biz de Uğur hocamıza yaptığı konuşmalardan ötürü çok teşekkür ederiz. Ben şimdi buraya bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak kendisinden ders almadığım için üzülerek ama derslerin sadece akademik olarak ders değil, bir nevi üniversitenin kendini geliştirmeye birebir yönelik olan amaçlara yönelik bir şeyler olduğunu anlatan bana çok değerli hocam, Dün Kemal hocam, sahneye dağıtıyorum. Buyurun hocam. Sayın Bakanım, değerli dostlar, arkadaşlarım, çok güzel oldu. Vallahi her şeyin ötesinde müthiş bir motivasyon semineri oldu. Şimdi hocanız olarak hadi çıkın devrim yapalım desem vallahi arkamdan gelirsin. Ama gerek bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerek Ömer II. Bey'e, Uğur Yasin Asal Bey'e. Ama ben de bu seminerin, bu konferansın uyandırdığı en önemli, en baskın his nedir derseniz şunu söyleyeceğim. Sizlerle iftar edeyim. Alkışlayın lan. Çok şükür. Bir hoca kendisini geçen öğrencileri olduğu takdirde çok mutlu anlar yaşar. Onu da bilin yani. Onu da bilin. O bakımdan ben çok hoşnut oldum. Ve size mesela benim jenerasyonum arkadaşlar yan yana geldiklerimiz vakit böyle yaşlı ve huysuz ihtiyarlar olarak, hele bir de profesörlük falan olduğu vakitte daha da huysuz ve sıkıntılı insanlar oluyorlar. Yani o eski gençlik bizim zamanımızda öğrenciler diye başlarlar buna. Yalan, yalan. Ben her zaman bu öğrencinin her geçen gün daha iyi olduğu imajında. Ondan gençlerden şikayet eder. Bizim zamanımızda gençler, bizim zamanımızda patlıcanlar der gibi daha iyi yetişirdi. Takmayın bunu. Ondan sonra bu insanlar yaşlanıyor, gençleşmek için elinden gelen serveti veriyor. Anti-aging bilmem nedir, şunlar bunlar gençleşme aşısı yaptırıyorlar. Geçin bunları. Hayatta istediğinizi yapın arkadaşlar. Size açıkçası ben bu
Bence bugünkü konuşmalarda çok güzel bir şey çıktı. Bak, ne çıktı bugünkü konuşmalarda? Bir, herkes bunu söyledi, çalışacaksınız. Bakanım onu vurguladı değil mi? Kendinize güveneceksiniz. Pes etmeyeceksiniz. Nerelere varılabileceğini sizlere, değil mi? Ömer İkinci Bey de söyledi. Motivasyon konusunda bir Yeliz örneği ne kadar önemlidir. Uğur Yasin Asal arkadaşımızın kendi özgeçmişinde nerelere geldiği de önemlidir. Bütün bunlara dikkate alın. Neyiniz olacak? Etiğiniz olacak, estetiğiniz olacak, hayaliniz olacak, romantik olacaksınız. Ot gibi de yaşamayın, aşık da olmayabilin yani. Ama idealist olun, çalışın, çalışın. Sürdürülebilir bir çalışmayı, değil mi? Kendinize şey yapın. Bakanım güzel bir kelime söylemişti orada, altını çizerek vurgulamak istiyorum. Hiperaktif olun, sıra dışı olun, ezber bozan olun, azimli olun, çalışın. Ne diyeceğim? Veled dalin, amin. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Teşekkür ederim.